Ege'nin Dünya'ya Açılan Penceresi TV'den ekranlarından, Kuş Bakışı programından merhaba. Hukukçu, sosyolog, Doktor Zekai Savaşlar'la beraberiz. Bakalım bugün nelere kuş bakışı bakıyor olacağız. Zekai hoş geldin. Hoş bulduk. Evet. Bugün biraz böyle izleyici dönütlerine kulak verelim istiyorum abi, uygunsa senin için de. Gelen bazı sorular var. Sanki böyle zamanla bizim burada konuştuklarımızın kamuoyunda bir muhalefet odası oluşu. Niye böyle dediniz, bu nasıl olacak falan sorular doğuruyor burada yaptığın açıklamalar abi senin. Bir tanesi demiş, bürokrasisinin çok üstüne gidiyorsunuz. Bürokrasiyi en büyük sorun olarak görüyorsunuz bu ülkede, devlet yapısında demiş. En birincil tehdit dediniz diye de vurgulamış. Değil mi? Bürokrasi olmadan devlet nasıl yönetilir? Nasıl tehdit oluşturur diyor bu durum. Cemal Pirinççi adlı izleyicimizden gelen bu soruya yanıtın ne olur? İzleyicilerimizin bu tür soruları bizi daha memnun eder. Keşke devamlı gelse. Geliyor da, çok geliyor. Olumlu, olumsuz geliyor. Biz bunlara dikkate alıyoruz. Anlaşılmayan bir konu varsa onları açıklamaya çalışıyoruz. Eksik varsa tamamlıyoruz. Bu zaten yayıncılığında bir ilkesidir bildiğin gibi. Evet. Biz evet bir konuşmamızda Türkiye'deki en büyük sorunun, daha doğrusu Türkiye'deki Türk devlet yapısındaki en büyük sorunların başında bürokrasi geldiğini ben ifade ettim. Benim kanaatim bu dedim. Evet. Bu bugünün meselesiyle ilgili değil. Bu çok eski tarihi süreç içerisinde de bürokrasi devleti ve dolayısıyla milletimizi fevkalade zarara sokmuştur. Evet. Şimdi bak, üç tane tarihten de olmak üzere günümüze getireceğim üç tane aklımda bir başlık var. Birisi Osmanlı'dan bir örnek vereyim. Yani Selçuklu'ya falan gitmiyorum. Onu o kadar geriye gitmeyelim. Şimdi Yunanistan Osmanlı'dan kopup devlet olunca daha da genişlemek emeliyle Osmanlı toprağı içindeki evet. Azınlığı, Hristiyan azınlığı kışkırtmalarda bulundu, isyanlar çıkardı. Tabii ki bunun arkasında İngiltere vardı, Osmanlı'yı parçalama evet. prosesini yürüten. Bunlardan en önemlisi de mesela Girit isyanıdır. Evet. Girit isyanı bastırıldı fakat masaya oturdular, müzakereler devam etti. O müzakereler esnasında işte Girit'te yeni bir yapılanma yapılma çalışıldı. Bir müddet sonra bize o bürokrasiden ya bu Girit bizim başımıza bela oldu, bu verelim kurtulalım diye o zamanki işte saray çevrelerinde bunlar konuşulmaya başlandı. Bir kısmı da dedi ki ya Girit'e vereceğimizi teselliye verelim dediler. Sanki Yunanistan'a borcu varmış gibi. Bu müzakereler geçerken sonunda çıkan nedir? Saray bürokrasisi ikisini birden verdi. Hem Girit'i verdi hem de teselliye verdi. Şimdi bu saray bürokrasisi bunu verirken kim zarar gördü? O bölgede yaşayan Türkler, devlet parçalandı, devlet efendim toprak kaybetti. Bu bürokrasinin yanlışı değil midir? Yanlışıdır. Akabinde bir hatırlayın, Sevr Anlaşması imzalandı. Sevr Anlaşması'nı kim karar verdi? O zamanın Bakanlar Kurulu ve devletin bürokrasisi. Hatta padişah o zaman Vahdettin, damat Feride Sadrazam soruyor. Ya diyor, bunları imzaladınız da saltanatla ilgili bir şey var mı diyor. Saltanat devam ediyor mu diyor. O da diyor ki merak etmeyin sultanım diyor. Saltanata dokunmadılar diyor. Yani bu kadar bürokrasinin etkisi, devlete verdiği zarar. Yani olsun. Gelelim Cumhuriyet dönemindeki önemli kırılmalardan bir örnek daha, yakın bir güncel. 12 Eylül darbesinin akabinde olan bir hadise var. Evet. Şimdi o da bir evveliyatına bir bakın. 1974 senesinde Yunanistan NATO'nun askeri kanadından çekildi. Yani gene ama askeri kanadından çekildi. Bir müddet sonra tekrar dönmek istedi. O zamanki hükümetler
Bu da izin vermedi ve veto koydu. Hayırdır, dönemezsiniz. Evet. Bu sefer Yunanistan'ın NATO'ya dönmesi için çok sıkı pazarlıklar yapıldı. Türkiye ambargolara muhatap kaldı, kısıtlamalara geldi. Çok büyük baskı oldu. Ve Türkiye vetosunu kaldırmadı Yunanistan'a. Bu sefer vetoyu Yunanistan'ı NATO'ya almak için muktedir, başta Amerika, İngiltere, ne yapalım, ne edelim? Herhalde bir karara vardılar ki Türkiye'yi 12 Eylül öncesi anarşi ortamını boğdular. Evet. Bunu nereden anlıyoruz? Daha sonra olacak olaylardan anlayacağız. Bu sağ sol çatışması ve Türkiye'yi anarşiyi boğma, o zamanki enflasyon, ekonomik krizin arkasında bir planın, bir projenin olduğunu daha sonra anlayacağız. Ve 12 Eylül darbesi oldu. Darbesi olunca bu sefer Türkiye'de bütün demokrasi askıya alındı. Binlerce kişi hapishanelerde, olmadık işkenceler vesaire vesaire, bunları biliyoruz. Peki esas ne oldu? Esas bakın şimdi, o zamanki asker bürokrasisi, darbeciler Yunanistan'ın askeri kanadının NATO'ya dönmesi için vetoyu kaldırdılar. Bir gecede Yunanistan NATO'ya dahil oldu. Yani bürokrasi, hatta o melun Kenan Evren dedi ki, izahat verdi daha sonra. Dedi ki, Amerikan Genelkurmay Başkanı Roger benim arkadaşımdır, dostumdur. O bize söz verdi. Yunanistan'a vetoyu kaldırırsak bizim de Avrupa Birliği girişimize onay verecek. Ne alaka dedi Amerika'nın onayı? İşte yani maksat o değil ki. Evet. Maksat, gaz aldı. Maksat bürokrasinin verdiği zarar. Niye tehdit dememin sebeplerinden bir tanesi bu. Şimdi Yunanistan NATO'ya girdikten sonra palazlandı. İşte bugün kafa tutma noktasına kadar gelmesinin sebebi bu. Ne oldu? Kıbrıs'ta karşımızda, Türkiye'nin Avrupa Birliği işlerinde karşımızda, her türlü melanetin arkasında onlar var. Hı hı. PKK'yı desteklemede onlar var, değil mi? FETÖ'cüleri kucak açmakta Yunanistan var. Şimdi o veto sürseydi, Türkiye onun karşısında büyük tavizler alıp da öyle vetoyu kaldırsaydı daha iyi olmaz mıydı? Evet. Nitekim bu İsveç'in NATO'ya girme konusunda hükümet çok sıkı pazarlıklar yaptı ve birçok tavizler aldı. Bu tavizler neticesinde vetoyu kaldırdı. Ve birçokun tavizler aldı. Hani bir kısmı açıklandı, bir yani kısmı açıklanmadı ama bu işler böyle olur. Sen şimdi Kenan Evren, Roger benim arkadaşım, Yunanistan'daki vetoyu kaldırıyoruz. Şimdi bu bürokrasi, asker bürokrasisi, bu faydalı mı oldu, zararlı mı oldu? Evet. Yani biz bunları söylerken niye? Peki gelelim günümüze. Evet, ben de diyeceğim ki bu dediğin olaylar biraz bürokrasinin makro boyutları. Hani senin bu endişen çok haklı. Tüm ülkenin endişesi olmalı. Fakat senin böyle sanki biraz daha mikro şikayetlerin de vardı abi. Yani, şimdi ben önemlilerini söylüyorum, ötekini de söylerim eğer bir şey olursa. Evet. Şimdi bu Kopenhag kriterleri imzaladılar. Hatta davul zurnayla bayram yapar gibi her tarafa şey yaptılar. Efendim Avrupa Birliği'ne giriyoruz, gümrük birliği kalktı, serbest dolaşım geliyor, Kopenhag kriterleri diye imzaladılar. Oldu mu? Evet. Olmadı. Üstelik serbest dolaşım olacağına, neticede Türkiye, Türk vatandaşları her tarafa vizeyle gider oldu. O vizeyi de vermez oldular. Bunu kalkıp da köylü Mehmet Ağa mı yaptı? Veyahut da çiftçi Hasan mı yaptı? Efendim esnaf Mehmet mi yaptı? Evet. Bürokrasinin hatası değil mi? En sonunda Davutoğlu ne dedi? Davutoğlu ne dedi? Biz dedi bugün dedi sığınmacıları dedi 100 bin kişiye alacağız. Hı hı. Böylelikle işte Avrupa ile olan ilişkilerimiz şöyle olacak, böyle olacak dedi. Oldu mu? Olmadı. Demek ki bürokrasi, devleti yönetenler, ki bürokrasiyi devletten maaş alan herkes için kullandığımız bir tabirdir. Demek ki bu yönetim tarzındaki yanlışlıklar millete büyük bir fatura olaraktan geri dönüyor. Ağır bir fatura olaraktan geliyor. Yani enflasyonun patlaması, şu andaki hayat pahalılığı kendiliğinden mi oldu? Bunun psikolojik boyutları da var, ekonomik boyutları da var. Bunları tamir etmekle, düzeltmekle kim görevli? Evet.
Ha, senin dediğin noktaya gelince, efendim, vatandaşın günlük işlerinde devlet mamurlarının yaptığı işler, onlar ya iş bilmezlik, ya başka sebepler, ya da efendim yokuşçuluk dediğimiz işler, evet, görevi ihmal, görevini yapamama, onlar hak getire. Onlar hak getire. Belediye bürokrasisi bilhassa, anlatabildim mi? Evet. Vatandaş ödü kopuyor ya belediyeye bir işim düşsün diye. İşte ben o 18 uygulamasından herhalde sen onu hatırlatmak istedin. Evet, onun için benim bürokrasi, yani yöneten devlet kadrolarındaki memurların yaptıkları yanlışlıklar, düzgün olmayan işlerden bahsediyorum. Bugün 5 milyon 300 bin memur var. Evet. Yani dijital dünyanın, yani e-imzaların bile yapıldığı, artık eski evrak bürokrasisinin olmadığı bir ortamda 5 milyon 300 bin memuru zaten çok fazla. Bütün buna rağmen işler ağır aksak gidiyor. Evet. O nedenden bürokrasinin vatandaşın işlerini yapmasında, ülkenin gerek makro gerekse ileriye dönük işlerinde yaptıkları yanlışlıkları, hataları haddi hesabı yok. Her gün medyada görüyoruz işte. Yani şimdi mesela misal bürokrasi, bürokrasi, bürokrasi diyoruz da tamam. E şimdi Aydın bugün çıkan bir raporda galiba en çok suç oranı olan il seçilmiş. Ya birkaç zamandır konuşuluyor bu. Hani Şimdi ne yapmak lazım? Bu suçluların dışarıda dolaşması, yakalanmaması, iş yapmasını kim yapacak? Adliyesi, adliye bürokrasisi, emniyet bürokrasisi. Bunlar yapmayacaklar mı? Suçları önleyeceksin, suçları yakalayacaksın. Evet. Sen görevini yapmazsan bu böyle olur işte neticede. Yani bizim bürokrasi, devlet idare etmesindeki yetersizliğini, yaptıkları yanlışların, eksiklerin ağır faturalar olduğunu söyledik. Onun için bürokrasi maalesef adeta tehdit noktasına geldi dememizin sebebi budur. Evet. Budur yani. Yoksa bürokrasi olmadan devlet olur mu? O idare edilir mi? Olmaz. Katiyen bunu söylemedik. Kötü bürokrasinin, yanlış bürokrasinin yaptığı işleri söylüyoruz. Evet. Bu o bir noktaya kadar geldi ki, arada tehdit noktasına kadar geldi. Onu söylemeye çalışıyoruz. Nasıl sınırlandırılır? Yani hani bürokrasi ne yapılırsa tehdit olmaktan çıkar, nasıl faydalı hale gelir? Yani çözüm önerin yoksa sen de sorunun bir parçasıdır derler Zekai abi. Ne öneriyorsun? Sorun, nasıl? Bir kere bir ahbap çavuş ve sadakat ilişkisiyle memur tayin etmeyeceksin. Liyakata göre yapacaksın. Hukuku, adaleti ve hakkaniyeti tesis edeceksin. Kendi memurunu sıkı tutacaksın. Araştıracaksın, edeceksin. Düzgün çalışmasını sağlayacaksın. Bu imkanları, bunu memuru başıboş bırakırsan, belediyeleri başıboş bırakırsan böyle olur. Evet. Bunun birinci en önemli konusu liyakatlı yönetim ve görevi ihmal, yanlış yapanları müeyyide uygulamaktır. Evet. Bu kadar basit. Bu Eva, sen kalkıp da şimdi mesela geçen günü basında da söylüyordu. Belediye 7 sene müfettiş gelmemiş bazı belediye. Böyle şey olur mu? 7 sene. Evet. Yani sen yapılan işleri kontrol edeceksin. Müeyyide uygulayacaksın efendim. Demek güven kontrole mani değildir. Değil tabii. Yani güven iyidir ama kontrol daha iyidir. Kontrolü boş bırakmayacaksın. Evet. Mevzuatını ona göre şey yapacaksın. Düzenleyeceksin. Evet. Sen bunları yapmadıktan sonra devletin yönetim tarzındaki, idaresindeki civatalar gevşeyince iş yürümüyor. Evet. Sebep bu. Yani şimdi bak mesela o güncel, o polis memurumuzu şehit eden çocuğu 19 yaşındaki adamın 20 tane suçu var. Adam dışarıda dolaşıyor. Evet. Ama insanlar fikrini beyan etti diye içeri atmaya çalışıyorsun. Ya yani şimdi buyur şimdi hangi biri? Burada demek ki bir arıza nereden kaynaklanır? Bunun çözümü bu yasalar olsun, uygulayıcılar olsun, bunların sıkı bir şekilde ve liyakatli ellerde olması lazım. Evet. Yani yoksa çözüm kolay, çözüm olmaz olur mu? Çözüm var. Önemli olan çözüm olacak. Bu tür sorunları çözecek insanların bu işe el atması lazım. Bu çok önemli. Evet. Liyakat esas olmalı. Liyakat, kontrol ve müeyyide. Evet. Olmadan olmaz. Evet. Zeki abi tabii bu bürokrasi konusunu biz çok sık konuşuyor olacağız sanki. Daha böyle bunun içine giriyor olacağız. Ben buna benzer izleyici soruları bana da geliyor. Böyle daha nokta atışı sorular geliyor. Kurumlar bazında sorular geliyor. İşte
belediyelerden bahsettin. İşte sağlıkla ilgili geliyor, adaletle ilgili geliyor. Her taraftan yani. Vergiyle, maliyeyle ilgili geliyor. İşte emniyetle ilgili geliyor. Birçok kurumlarla ilgili, bürokrasiyle ilgili, tarımla ilgili geliyor. İşte yani vatandaşın birebir muhatap olduğu bürokratik kuruluşlarla ilgili vatandaşın işinin görüldüğü ya da görülmediği, vatandaşın desteklendiği ya da engellendiği devlet bürokrasisiyle ilgili bize çok çeşitli sorular ve sorunlar geliyor. Bu konuyu konuşmaya devam edeceğiz. İçini açacağız. Bir not buna ilave. Evet. Dünyada idare mahkemeleri nerede var başka ülkede? Yok. Bizde var. Neden? İdarenin yaptığı işler için vatandaş gitsin orada hakkını arasın. Artık adliyeler işin içinden çıkamadı. Onun yerine idari mahkemeler kuruldu. Evet. Yani düşün, idare ne kadar yanlış işler yapıyor ki iş artık mahkemeler hakkından çıkamıyor. Ayrı ihtisas mahkemeleri kuruldu. Evet. Yani bu konu tabii konuşulacak. Tabii biz, her başta bizim işimiz bu. Kuş bakışı, buna bakmaya devam edeceğiz. Evet. Şimdi bir soru daha var. Kıymetli olduğunu düşündüğüm abi. Emekli bir öğretmen sormuş, Nihal Hanım. Nihal Nuhutçu. Diyor ki geçtiğimiz yayınların birinde dışarıdan eğitim, gece okulları, 2 yıllıklar kapatılmalı dedin sen abi. Israrla da söylüyorsun bunu. Bu devirde okullar neden kapatılsın? Bu görüşünüz yanlış değil mi? Diyor öğretmen hanım. Ne diyorsun abi? Hani bu söylemlerin arkasında mısın, yoksa öğretmen hanımın haklı bir tarafı var mı? Şimdi hoca hanım sorusu gayet isabetli. Biz bunu daha önce yapmıştık, programda söylemiştik. Fayda vermeyen, faydası olmayan, karşılığı olmayan kurumların, müesseselerin ya ıslah edilmesi, ya değiştirilmesi, ya kapatılması konusuna. Şimdi zaten milli eğitim konusunda bizim gene her zaman söylediğimiz bir konu var. Maalesef Türk milleti asırlardan beri bu eğitim sorununu, öğretim ve eğitim sorununu da başarılı olamadı. Bunu uzun bir program yapmıştık geçen programlarda. O zaman bunu dile getirdim ben. Şimdi mesela 4-4-4 sisteminin yanlış olduğunu söyledik. Çünkü başarılı olamadı bu sistem. Eski sisteme 5-3-3 sisteminin daha yararlı olduğunu deneyledik, gördük. Ona dönülsün dedik. Ancak bu arada ben o gece okullarının veya 2 senelik meslek okullarının dışarıdan eğitiminin bir yarar getirmediğini, hatta zarar getirdiğini ifade etmiştim. Evet. Hoca hanım bunu kastediyorsa bunu bir açayım biraz isterseniz. Tabii lütfen. Şimdi çocuk 4 sene okulu bitiriyor. Dışarıdan okuyanlar veya açık öğretimden okuyanlar diploma alıyor. Diplomalar eşit. Bu şimdi... O da lisans, o da lisans. Tabii ki. Şimdi oldu mu bu şimdi? Eşitlik oldu mu burada? Hakkaniyet oldu mu? Olmadı. Bu bir. İkincisi, bazı meslek okulları var. 2 senelik liseden sonra bitiriliyor. Bunların zaten çoğu fiyasko. Burada mezun olanlar iş bulamıyorlar. Yaşları 20... Aynı bölümün lisesinde mezun olanlar daha donanımlı. Donanımlı oluyor. Evet, evet. Ya da o meslekte çıraklık yapmış olanlar. Tabii. Şimdi dolayısıyla o okullar lüzumsuz hale geldi. Toplumda karşılığı yok. Şimdi örnek vereyim bir tane mesela. Bankacılık Meslek Yüksek Okulu diyor, değil mi? Evet. Nerede bu? 5000 nüfuslu bir ilçede. Buraya 1200 tane talebe almışlar. Ya bunların hepsi Bankacılık Meslek Yüksek Okulu'nu bitirse, o sene hepsi bütün bankalara müracaat etse, bütün bankalar efendim müracaat etse aldıkları yeni eleman sayısı kaç? Bunları karşılar mı? Karşılamaz. Elinde diploma bomboş, tedavülden kalkmış para gibi dolaşıyorlar. Ondan sonra da başka işe de giremiyorlar, iş de beğenmiyorlar. Kafelerde oturuyorlar çocuklar. Kasabalarda esnaf iş yapsın diye yüksek okullar açıldı. Yüksek okullar açıldı. Böyle şey olmaz. Oldu memlekette. Ben şimdi bizim ilimizden saysam, Buharkent'te, Kuyucak'ta, Yenipazar'da, yahu şehir merkezinin nüfusu 5500, talebe sayısı 2800. Hadi bakalım bu talebelerin barınması için 1+1 evler yapıldı, yurtlar yapıldı. 5-6 ay bunlar doluyor, ondan sonra şehir bomboş. Orada okulan derslerinde zaten yeterli eleman da yok, yani öğretim üyesi de yok. O çocuklar orada efendim çoğunun
bilgisi olmadan mezun ediyorlar. Ondan sonra da bunlar da böyle toplumda boş boş gezen gençler oluşuyor. Ben bunlar için dedim. Mesela bir örnek vereyim sana. Bir kuaförlük okulu, meslek yüksek okulu var değil mi? Var, Sultanhisar'da. Şimdi bak. Değil mi Sultanhisar'da? Evet. Açça'da mıydı? 2 sene kuaförlük okulu okuluyor. Şimdi düşünebiliyor musun ya? Bunun akla mantığa sığan tarafı ne var ya? Bu sistem... Niye okuldan mezun olanlar çalışmıyor mu? Sektörde ya, hizmet vermiyor. Yazık. Ya kuaförlük okulu, kuaförlük, berberlik okulda mı öğrenilir? Ya kurstan öğrenebilirsin bunu. Bu eskiden öyleydi. Evet. Çıraklık eğitimi vardı. Kalfalık eğitimi vardı. Ustalık okulu vardı. Bir tane vardı. İzleyicimiz yazmış. Kasabayı boş ver diyor. Atça, Davutlar, bunlar mahalle. Oralarda bile meslek yüksek okulu var diyor. İşte bu bak ne kadar herkesin şeyi de söylüyor. Başka şey daha var. Olayın bir başka yönü daha var. O okulların olduğu yerde esnaf iş yapsın diye açılan okullarda çocuklara da yazık. Yani bir yüksek okul eğitimi alacak çocuğun kültürü, genel kültürü, yapısının şehirleşme atmosferi içinde olması lazım. Hmm. Şimdi ben hat biliyorum. Aydın'dan Adıyaman'daki efendim meslek aşçılık okuluna giden talebeler var. Şimdi o çocuk oraya gitti aşçılık okulunu öğrenecek diye. Ailesine yazık değil mi ya? Evet. Yani benim söylemek istediğim bu tür toplumdan karşılığı olmayan okulları efendim kapatılmaz. Şimdi Adalet Yüksek Okulu var değil mi? Evet. Şimdi bu Adalet Yüksek Okulu'ndan mezun olanlar ne iş yapar? Emin'ciğim söyle bakayım bir. Zabıt katibi olur değil mi? Zabıt katibi, icra... Yani adliyede görev yapabilir. Evet. Onun dışında başka bir iş yapabilir mi? Yapamaz. Peki bu okuldan mezun olan on binlerce talebeyi devlet istihdam edebilecek mi adliyede? Edemez. Peki bu çocuklar ne olacak? Dikey geçişli hukuk fakültesine geçecek. Nasıl geçecek? 100 küsür tane hukuk fakültesi var. Orada mezun olan avukatlar bile çoğu iş bulamıyor. Asgari ücrete çalışıyorlar. Çocuklara yazık. Ben nesil yazık. Onu kastediyorum. Ha, daha yararlı meslek okulları olabilir. Oluyor da nitekim var. Onlar olabilir. Mesela sosyal bilimler meslek lisesinden mezun olup da bunlar olsun. Ama bunlar kasabalarda değil, mahallelerde değil. Bunlar evet. Şehir kültürü içinde olsun. Esnaf iş yapılsın diye okul açılmaz. Bu Türkiye'de bir nesli mahvu perişan etti. Ya bugün ara eleman yok diyorlar, şu falan bir sürü şikayetler var. Bir de ailelere de büyük sıkıntı. O çocuk bitirmiş Adalet Yüksek Okulu'nu. Ben de elimde diyor üniversite diploması var. Ben niye işsiz kalıyorum diyor. Bu sefer devlete küsüyor. Tabii. Küsüyor. Tabii. O ergenliğin abi, de verdiği... Onu bırak, adam matematik öğretmeni olmuş. Evet. Matematik öğretmenliği okumuş. KPSS'ye girmiş. İşte belli bir puan almış. İşte öğretmen alınmadı diye devlete küsüyor. Şimdi... Haklı. Küsüyor. Haklı. Çünkü ben de bunca yeri okudum. Evet. Hani... Abi, burada şey var, yani devleti iş kapısı olarak görmek, bir, öbür taraftan da bakıyorsun abi, devlette çalışan matematik öğretmeni, yani birisi işte matematik öğretmeni olmuş, KPSS puan almış, devlete giremiyor. Ama öbür taraftan bakıyorsun abi, devlette çalışan bir matematik öğretmeni, devletten aldığı maaşın 4 katı, 5 katı özel ders gelirine sahip olmuş bir taraftan. Yani acaba... Yeterlilik ve yetkinlik. Çünkü devlette çalışmadan da insan matematik öğretmenleri para kazanabiliyor piyasada. Yani orada bir dur bakayım. Evet. Neden kazanıyor, nasıl kazanıyor? Özel ders veriyorlar. Peki abi. O zaman bu milli okullar ne iş yapıyor? Hı? Niye özel ders alma ihtiyacını duyuyor çocuk? Bununla ilgili yaşadığım bir şey anlatayım altına. Bu sorunun cevabı, eğer okullar düzgün eğitim verirse özel ders alma ihtiyacı olur mu? Evet. Olmaz. Demek ki milli eğitimde de İyi eğitim vermedikleri için çocuklar özel ders alma ihtiyacı evet. duyuyor. İşte al milli eğitimin, bürokrasinin, eğitim bürokrasisinin yanlışı. Evet. Şimdi izleyici bazı konularda kendi anılarımdan, kendi düşüncelerimden fikir beyan ettiğimde bana kızıyor. Sen Zekai Bey'i niye bölüyorsun falan diyorlar ama burada çok önemli olduğunu düşündüğüm, çok önemli olduğunu düşündüğüm bir hatırayı paylaşmak isterim abi. Hafızamda bir şey var. Ali Sarakçay diye bir öğretmen vardı.
70 kusur yaşındaydı. 80 kusur yaşındaydı. İşte emekli olmuş, 35 yıl çalışmış. Yaklaşık 25-30 yıldır da okulların derneklerinde görev alarak eğitim hizmetini sürdürüyordu. İşte eskiden okul dernekleri vardı. Okul yaşatma dernekleri. Aile birliğine dönüştü sonra onlar. Çin'de 7-8 tane derneğin başkanıydı Ali San Hoca. Onların bürokrasisiyle falan uğraşırdı. Ben bununla röportaj yaptım ve 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde 2004 yılında yayınladık diye hatırlıyorum. Bizim gazetelerin arşivinde vardı. Orada sordum. Hocam dedim, öğretmenin öğrencisine özel ders vermesini nasıl nitelendiriyorsun dedim. Dedi ki, çocuğum bu çok normal bir şey dedi. Çünkü dedi, öğrenmeyen öğrenci yoktur. Öğretmeyen öğretmen vardır. İşte. Eğer dedi bir öğrenci normal ders saati içerisinde öğrenemiyorsa dedi, öğretmenin onunla özel ilgi göstermesi, ona özel ders vermesi, okul dışında yani ders saatlerinin dışında onunla özel ilgilenmesi dedi, çok güzel bir şey, bu dedi çok iyi. Fakat dedi, bunu para karşılığı yapıyorsa dedi, bu şerefsizlik dedi, direkt böyle söyledi. O gün şeyin lafını söylüyorum, Ali San Hoca'nın lafını söylüyorum. Çok kızdı, çok sinirlendi. Şimdi bakıyoruz artık tabii şey, çok meşhurlaştı bu işler. Hani devlet okulundaki öğretmenlerin hepsi, hatta kendi öğrencilerine, sınıfındaki öğrencilere ders veriyorlar. Yani bu etik de değil, hı hı. Çok büyük yanlış. Bizim söylediğimiz biraz önce, değil mi? Milli Eğitim Bürokrasisi'nin başarısızlığı ve kötü yönetimin bir örneğidir. Evet. Yani üniversiteden tut ilkokula kadar olan bir başarısızlıktır yani. Evet. Yani için. Sen bu okullar kapatılsın görüşünde devam ediyorsun yani. Fayda yani sağlamıyor. Faydası çocuklara yazık ya. Evet. Yani çocuklara yazık. O çocuklar en verimli çağında sonucu alamayacağı tahsili yapıyorlar. Daha sonra iş bulamıyorlar. Topluma küsüyorlar. Efendim ailesine yük oluyor. İşsizlik yürüyor. Hayata geç atılıyorlar. Mutsuz oluyorlar. Diplomam iş yaramadı diye. Yaşı 30'a geliyor. İşe gireceğim diye çabalıyor, ediyor. Elinde bir meslek yok. Yani bunlar, bu bir toplumsal bir sorundur. Sosyolojik bir sorundur. Orada da şöyle bir şey var. Her okuyan devlette bir işe girmek zor. Öyle bir sorun yok. Öyle bir mesele yok. Oysa özel sektörde de çok güzel iş imkanları var. Efendim işte bütün mesele buradan kaynaklanır. Eğer o çocuklar zamanında doğru biz istikamet verilseydi düzelirdi. Biz milli eğitim programı yaptığımızda milli eğitimin amacının çocukları yetenekleri, kabiliyetlerine göre, değil mi, İstikamet vermek olduğunu söyledik. Milli eğitimin amacı budur. Evet. Oku. Sen buna istikamet veremiyorsan, çocuk kendi kafasına göre veyahut da rastgele bir iki saatlik sınavla bir yere gidiyorsa, o zaman vahima tablo böyle ortaya çıkıyor. Evet. Yani vahim bir tablo böyle çıkıyor. Yani bizim okullar kapatılsın, gece okullar veya dışarıdan bitirme. Bu ne demek ya? Abi gece okulu... Her şey okulda öğretilir. Abi gece okulu şu anlamda mantıklı. Ben ama kapattı devlet onları 15-20 gün önce galiba. Abi kısmı. Ben ilk kez okula annemle gitmişim. Annemin okuma yazması yok. Devlet Ali Okulu diye okullar açmış. Gece eğitimleri veriyormuş. Annem işte gün boyu tarlada zeytinlikte çalışıyor. Okuma yazma öğrenmek için o gece okuluna gidiyormuş abi. Arkasında beni de götürüyormuş. Bırakacağı bir yer olmadığı için. Ya şimdi ben ilk okula o zaman tanışmışım. Şimdi bu anlamda hani okuma yazma bilmeyen ama bunun için gün içerisinde vakti olmayanlar için gece okulu yapılabilir. Hani ekstra bir şey öğrenmek, şimdi, edinmek. Şimdi o bak. O devirde o sadece gece okulları veyahut da bir Ali Mektepleri dediğin şey adını, soyadını yazabilecek kadar okul alfabe öğretmek meselesi, evet, değil. Meslek edindirme okulu değildi. Evet. Biz de yaptırdık onları, yaptık zaman, biliyoruz. O yani okur yazar olsun, yani bir yere gittiği zaman imza atacak kadar bir şey öğrensin diye yapılan alfabe söktürme olayıdır o. Evet. Yani o zamanları bugünü mukayese etme. O zamanlar çamaşır makinesi yoktu. Herkes küllü suyla çamaşır yıkıyordu. Onlara, o devrin olayıdır o. O zamanki sosyolojik yapıdır, evet, o. Biz bugüne geldiğimiz zaman herkesin elinde bir bilgisayar gibi bir cep telefonu var. Her şeyi görebiliyor. Hı hı. O dediğin okullar okur ya. Ama bu benim söylediğim bugün yürürlükte olan ve yeni kaldırıldı herhalde bir hafta 10 günlük bir mesele galiba bu. Meslek edindirme bakımından olan okulları kastediyorum ben. Evet. O okur yazar olması için, imzasını atması için yapılan o eski Ali okullarını kastetmiyorum. Onlar basit şeyler ama bu meslek edindirme okulu. Bir bakıyorsun adam CV yazmış, Anadolu Üniversitesi açık öğretim, şu dışarıdan 3 tane kitap okuyup gitmiş, sınava girmiş, diploma almış. Meslek diye, bu değil yani. Bunların bir faydası yok toplumda. Hem
gençlerin psikolojisini bozuyor, topluma karşı bozuyor. Efendim bir şöyle bir şey oluyor, ben onu istemsiz gönüllü ötekileştirme diyorum sosyolojik i̇stemsiz olarak. İstemsiz gönüllü ötekileştirme. Yani ne oluyor? Toplumdan karşı içinde bir travma yaranıyor. Evet. Travma yaranıyor. Ya benim diplomam var, işte ben bir işe yaramıyorum diye. Bu psikolojik olaraktan bir toplumsal travmaya yol açıyor. Anne baba düşünüyor, bu çocuk bu kadar okudu, niye bir iş giremiyor? Ona uygun iş o yok, diploma uygun iş yok. Bu sefer bir o bakımdan istikametini daha böyle ortaokullu yıllarda, liseli yıllarda orada çocuğu istikamet vermek lazım. Yoksa herkesin eline sınıfta kalma sistemi olmayan bir orta öğretimden sonra kalkıp da kasabalarda 2 senelik okullardan çıkan talebelerden topluma da hayır olmaz, kendisinde olmaz. Nitekim de olmadığı belli. Benim bildiğim galiba bazı okullarda kapatılıyormuş benim dediğim gibi. Tabii gece ikinci öğretim dediğimiz işte üniversitelerde şey oldu. Kapatılıyor ve bu meslek yüksek okulları da talebe yokluğundan ötürü de kapatıldığını duyuyorum. Evet, tercih de edilmiyor zaten. Edilmiyor, kapatılıyor. Yani, dediğin doğru abi, faydası olmuyor. Yani o şeyimizin hoca hanım değil mi sordu? Evet. Yani biz hepsi kapatıldı. Bu toplumda karşılığı olmayan, işlevi olmayanlar abi, kapatılsın diyoruz. Eğitim konuşurken bir başka mevzu daha var, bir soru daha var, onu soracağım. Eğitim konuşurken bu marif model diye bir yeni bir model var. Gördüğümü bilmiyorum. Daha böyle değerler üzerinden eğitim vermeye, bir de böyle üniversitelerde işte lisansüstü eğitimlerde öğretilen araştırma yeteneklerini geliştirmek için öğrencilere biraz böyle şimdi pilot uygulanıyor. Bazı sınıflar da uygulanmaya başladı. Marif modelde bir model var. Bakabildin mi, inceleyebildin mi? Ben onu biliyorum. Daha önce üstün zekalı çocuklar için yapılan efendim bir spesifik okullar vardı. Ayrı ilkokul da vardı. Bilsem gibi. Bilsem gibi öyle bir şeyler vardı. Devletin de öyle okulları vardı. Yani üstün zekalı çocukları okuttukları, o yeni bir şey değil, eski bir şeydi. O devam ediyordu ve doğru şeyler bunlar. Yani ne yapılacaksa orta öğretimde yapılması lazım. Liseye kadar olan yerde ana şema, tema oturtulmalı. Liseden sonra meslek lisesi, fen lisesi, efendim, sağlık lisesi bu şekilde yönlendirmek lazım. Evet. Şimdi abi böyle eğitim gibi, bürokrasi gibi ağır konuları konuştuk ama fakat toplumsal meseleler de var. Sosyolojik açıdan çok önemli olduğunu düşündüğüm bir soru gelmiş. Neymiş? Kenan Pamuk adında bir izleyicimiz sormuş. Diyor ki, bugün de biliyorsun Cuma, bizim programda Cuma evet. günleri yayınlanıyor. Cuma kutsal mı demiş. Telefona Cuma mesajları geliyor. Cuma tebriği sünnet midir demiş. İşte insanların Cuma günleri birbirlerini arayıp sormaları gerekir mi demiş. Arayıp sormamak demiş eksik midir falan türünden. Böyle bir soru sormuş. Bu konuda sen ne düşünüyorsun abi? Bu konuya nasıl bakıyorsun? Ya bu Cuma mesajları zaten bir ritüel gibi. Telefonda her gün, her Cuma günü benim telefona da geliyor Cuma tebriki. İşte Cumanız mübarek olsun, hayırlı olsun. Memlekete, millete hayır vesile olsun diye böyle Cuma mesajları geliyor. Bunun nesini soruyor? Bu dini ritüel mi? Ne diyor onu soruyor? Yani nedir diyor yani. Bu Cuma günü diyor kutsal mı diyor? İşte tebriği sünnet mi diyor Cuma? Anladım, tebriği. Anladım. Şimdi ben seneler önceydi din sosyolojisi çalışırken bu konu bakmıştım biraz, çalışmıştım. Evet. Şimdi Cuma kutsal mı değil mi? Değil. Evet. Onu bir bilelim. Cuma nedir? Cuma, ben onu istersen müsaade edersen tam anlaşılsın tabii diye. Tabii, buyur abi. Rahat. Öz kökünden anlatayım işi. Evet. Şimdi malumunuz Resulullah ayetleri geldiği zaman parça parça geliyor. Evet. Ya bir olay karşısında ya da bir sual karşısında cevaben geliyor. O yüzden de bazı ayetlerden dolayı Emevilere sormuştan bir kesim de yok değil yani. Evet. Evet. Şimdi Mekke'deki bu zulüm başlayınca Müslümanlara evet. bir kısmı Medine'ye gidiyor. Daha Resulullah Hicret. Gitmeden, hicretten önce. Resulullah'ın hicretten önce. Yani orada artık canından bezenler gidiyorlar Medine'de. Orada da artık kendi çaplarında bir grup oluşturuyorlar. 15-20 kişilik bir grup oluşturuyorlar. Fakat oraya gittikleri zaman Medine'de gördükleri konularda tereddüde düşüyorlar ve Resulullah'a soruyorlar. Hı hı. Diyorlar ki bu Yahudiler 6 gün çalışıyor. 7. günü cumartesi günü çalışmıyorlar. Burada Hristiyanlar da aynı şekilde toplanıyorlar. Pazar günü ibadet ediyorlar. Biz dedi böyle bir şey yapsak olur mu? Yapabilir miyiz diye. Resulullah da
Dedi siz de diyor toplanıp diyor toplu ibadet için bir yapabilirsiniz diyor. Daha o zamanlar daha ve onlar da cuma günleri kendi aralarında toplanıp işte cuma günü öğle saatlerinde bu şeye başlıyorlar. Bu daha İslam'ın ilk yıllarında olan bir hadise. Daha sonra hicret tahakkuk ettikten sonra biliyorsunuz cuma günlerinin diğer günlerden bir farkı var. O da şu. Şimdi Resulullah'ın bir adeti var. Evet. Gene. Genellikle öğle namazından ve ikindi namazından sonra o zamanki işte insanların suallerine cevap veriyor veyahut da lüzum gördüğü bir konuda onlara bir seminer gibi vaazde bulunuyor. İşte bu böyle böyle de camiden namaz bitişinde oturuyor onlara anlatıyor. Yani bugün hocaların namazdan önce yaptıkları vaazı Resulullah namazdan sonra kalanlara anlatıyor veyahut da suallere cevap veriyor. Yani böyle bir adeti var. Hutbe oradan mı geliyor? İşte hutbe şimdi oradan geliyor. Evet. Arada vaazden hutbenin arasındaki farkı bilelim. Daha sonraları Medine'de artık serbestçe İslam'ı yaşamaya başlayınca oradaki Müslümanlar, biliyorsun Mekke'de yapamadılar onu. Orada yapınca camide Resulullah her cuma günü namaz, hemen cuma namazı dediğimiz iki rekat namaz kılındıktan sonra bir hurma ağacının üstüne çıkıyor ve halk oradaki cemaate hitap ediyor. Ne hitap ediyor Emin? Evet. Bak neye hitap ediyor. Şimdi o gün cuma günü civardaki kavimlerden, toplumlardan, topluluklardan da cuma günü geliyorlar. Niçin geliyorlar? Acaba yeni bir vahiy geldi mi? Bunu öğrenelim. Resulullah bunu açıklayacak mı diye birçoğu geliyorlar cuma evet. günü. Ve o gün, o hafta içinde gelen, yeni gelen vahiyleri Resulullah o cuma günü o hutbede duyuruyor. Evet. Cuma'nın esas önemli olan kısmı o tarihlerde, mesela diyelim ki pazartesi günü gelmiş bir ayet, salı günü bir ayet gelmiş. Bunu Resulullah'ın yakın çevresi duyuyor. Uzaktakiler bunları duymuyorlar. İşte cumadan cumaya toplanaraktan Resulullah bu yeni gelen ayetleri efendim vatandaşa, cemaate duyuruyor. Onun için cuma günü toplanmalarının ana esas sebebi hutbede Resulullah'ın vereceği yeni gelen ayetleri öğrenmek ve dinlemektir. Evet. Nitekim Resulullah cuma hutbelerinde sadece ve sadece ayetleri okumuştur. Sadece ve sadece ayetleri. Evet. Şimdiki gibi efendim cami yaptırıyoruz, para verin, oku Diyanet Vakfı'na şu kadar para verin gibi dünyevi işler yok. Sadece yeni gelen ayetler ve ilişkilendirdiği ayetler okumuştur. Var mı Resulullah'ın cuma hutbelerinden yazı? Yok. Tabii. Çünkü neden? Hep ayetler okumuştur. Bir tek veda hutbesi vardır. Bir alışkanlığa mı dönüşmüş diyorsun? Hangi? Alışkanlığa mı dönüşmüş diyorsun bu cuma ritüelleri? Hani oraya gel. Şimdi bunun kökeni bu. Evet. Cuma ritüeli. Şimdi gene böyle bir şey esnasında, hutbe esnasında tef çalınıyor mescidin dışında. Vatandaş hutbeyi dinlemeyi bırakıp dışarı koşuyor. O zamanki Araplar adetinde dışarıdan bir kervan geldiği zaman halkı duyurmak üzere tef çalınırmış. Yeni bir kervan geldi, alışveriş yapalım diye efendim oradaki cemaat hutbeyi ve mescidi terk edip kervana alışverişe gidiyorlar. Bunun evet. üzerine Cuma suresi dediğimiz kaç ayette? 11 ayetlik o Cuma suresi geliyor. Bu Cuma suresi o zaman Cuma hutbelerinin önemini ortaya çıkarmıştır ve orada da şöyle ayetin sonu ben çok net hatırlıyorum onu. Diyor ki yani Cuma günü öğleye kadar yani Cuma günü şeyde hutbeden sonra diyor hutbeye kadar dinleyin ondan sonra gidin alışverişinizi yapın. Yani orada demek istiyor ki Yüce Yaradan siz diyor alışverişten ziyade diyor yeni gelen ayetleri Resulullah'ın dilinden duyacaklarınız diyor sizin için daha hayırlıdır. Alışverişi sonra yapabilirsiniz. Alışveriş yapmak için hutbe dinlemekten diyor geri kalmayın. Esas özü bu. Evet. Ve ayetin başında da
biraz Yahudilere de şey yapıyor. Çünkü onlar Yahudilerle tabi Medine'de büyük bir çekişme var, büyük bir rekabet var. Onlara diyor ki orada ayette, bu Yahudiler diyor kendilerini indirdiğimiz kitaba göre hareket etmedi. 9. suresinde şöyle diyor, ben buldum o ara. Ey iman edenler, cuma günü namaz için çağrı yapıldığı zaman hemen Allah'ın zikrine koşunuz ve alışverişi bırakın. Bırakın. Eğer bilirseniz bu sizin için daha hayırlıdır. Evet. Yani orada da ayetin daha evvelinde de orada da 3. 4. galiba ayetlerinde de Yahudilere kitap yüklü eşek diyor. Niye, kime söylüyor bunu? Diyor ki benim diyor indirdiğim ayetlere göre amel etmeyip kendi kafalarına göre iş yapan bu Yahudiler diyor ne kadar bilgin olursa olsun kitap yüklü eşek diyor orada. Evet. Buradan da Müslümanların çıkaracağı iş ders şudur. Bak sen ne kadar bilgili olursan ol, hak hakkaniyet üzerine hareket etmediğin müddetçe istersen alim ol, kitap yüklü eşek. 5. ayet abi, Tevrat'la yükümlü tutulup da onunla amel etmeyenlerin durumu ciltlerle kitap taşıyan eşeğin durumu gibidir. Evet. Allah'ın ayetlerini inkar eden topluluğun hali ne kötüdür. Allah zalimler topluluğunu hidayete erdirmez diyor. Yani burada Yüce Yaradan'ın kesin hükümlerine göre, onun istikametine göre değil de kendi kafşeğine göre, iman dışı veyahut da kendi duydurdukları dine karşı hareket edenlere ne kadar alim bilginin olsan ol sen kitap yüklü eşeksin demek istiyorum. Şey ne düşünüyorsun abi, izleyicimizin tabii bir sorusu. Şimdi ona geleceğim. Evet. Şimdi dolayısıyla bu cuma şeyleri o tarihten bugüne cuma namazları tabii bütün namazlar farz olduğu gibi esas önemli olan cumanın önemi hutbedir. Evet. Ama o hutbeler Resulullah'ın efendim yaptığı gibi ayetlerle efendim anlatılmadı. Daha sonra Emevi zamanında Emevi iktidarını kuvvetlendirmek için artık siyasal hutbelere dönüşmüş. Evet. Buna ilk itiraz edenlerden bir tanesi de İmam-ı Azam'dır yani. Onun için ki zaten hayatını bedelini ölümle ödettirdiler. Evet. O günden beri artık memleket meseleleri, millet meseleleri hutbelerde şey yapılmış oldu, ifade edilmiş oldu cemaate. Ha bu yanlış mı? Değil. Doğrudur. Yani bir ayeti o günkü hayata intikal eden konularda yol göstermesi konusunda vatandaşı aydınlatmak bakımından faydalıdır. Yani bu bir hastalık meselesidir, bir memleket meselesidir. Bunu halka duyurmak lazımdır. Ama bunu yaparken de efendim kimseyi ötekileştirmeden, ayrıştırmadan, zarar vermeden faydalı bir şekilde yapacaksınız. Evet. Biz ne hutbeler dinledik ki, o hutbeleri dinledikten sonra insanın camiden çıkası geliyor yani. Kendi kafalarına göre uyduruk şeyler yapıyorlar. Bu olmaz. Şimdi abi bu cuma tebriği de cuma tebriğine gelince bu birebir yapılan bir şey galiba. Camide giderken tebrikleşme. Hayır. Ben sana söyleyeyim. Ben hani çocukluğumuzdan beri hiç camiye girerken çıkarken kimsenin birbirini tebrik ettiğini görmedim. Cuma günü de tebrik etmedim. Eskiden cuma mübarek olsun denilirdi. Vardı, öyle söyleyenler vardı. Şimdi ben bir soru sorayım sana ya. Bu telefonlar ve WhatsApp bedava çıkmadan önce senin cumanı tebrik eden oluyor muydu? Çok böyle siyasetçiler falan filan abi. Yani böyle... Sen siyasetçiye karıştırma. Onlar ayrı bir şey. Yani yok, olmuyordu çok fazla. Bitti. Mesela... Yani bu şimdi iş kolayına geldi. Ancak böyle bayramlarda, çok özel günlerde mesaj geliyor. Bayram tebrikleri ama. Şimdi bu iş kolay olunca, bunun faydası var mı, zararı var mı? Zararı yok. Faydası var mı? Biraz var. Neden? İletişim kopmuyor. Evet. Efendim, cuma meselesi, hayır, dua. Aslında insanların birbiriyle temas kurma ihtiyacı faydası var. Evet. İletişim bahanesi. Evet. Ben seni unutmadım, hatırladım. Sen de beni unutma, hatırla. Ama bazısı var, aynı şeyi 50 defa aynı kelime geliyor, cümle geliyor. Düğmeye basıyor, gönderiyor. Ne diyor? Şöyle cümleler de var abi. Aşk çaya benzer, sevgi ise şeker. Bizim gibi garipler çayı şekersiz içer. Hayırlı cumalar. Hayırlı. Kamyon arkası. Kamyon. Ha, onun için. Şimdi soruya cevap olarak. Evet. Cuma kutsal değildir. Evet. Cuma bir öğleye kadar tatildir. Evet. Yani eski uygulamayı söylüyorum. Öğleden sonra da tatil değildir ayete göre. Cuma'yı tebrik etmek efendim yani bir şeyi yok, zararı yok. Hı hı. Faydası iletişim bakımından. Bir de hayır dua ediyor. Memlekete, millete hayırlara vesile olsun. Bu iyi. Evet. Bedava olduğu için herkes atıyor, ediyor. Ama bunu bir ritüel hale.
bir dini bir ritüel gibi getirmenin bir manası yok. Farz noktasına sokmayalım. Sorma, katiyet. Şimdi cuma mevzusuyla ilgili de her ne kadar izleyicimiz senin anlatımlarını böldüğüm için bana tepki verse de ben de arada anlatmak istiyorum. Anlat ya, söyle tabii. Anlatmak benim de ihtiyacım. Şimdi bununla ilgili yıllar önce bir haber çalışması yaptım ben. İki bayram arasında düğün yapılmaz söylemi var. Bizim onun iki şeyi var ama işte, hadisesi var. Ben araştırdım bunun ne olduğunu. Peygamber Efendimiz'e adamın biri geliyor. Şeker Ramazan bayramından sonra bizim diyor nikahımızı kıyıver. Bu Resulullah bana gelse ulan sırası mı şimdi defol git dersin değil mi sen? Evet. Ama Resulullah bunu dememiş ki ya iki bayram arası bu olmaz gel sen bunu sonra yapalım demiş. Evet. Abi, şöyle oluyor. Et. Şöyle o gün tabii ben bu konuyu araştırdım. Bundan da müzdarip bir kesim vardı. İşte orkestracılar, düğün sektöründen geçinenler iki bayram arası Ramazan'la kurban iki aylık dönemde düğün yapılmıyor diye şey diğer dönemlere yığılıyor düğünler. Bu arada da yapılabiliri çalışmak için. Ben gittim o dönem müftiye sordum. Dedim ki hocam bu konuya ne diyorsunuz? Müftü hoca dedi ki bu dedi doğru. Fakat şöyle doğru dedi. İşte cuma dedi Müslümanların bayramıdır. Siz öğleye kadar tatil dediniz ya. Cuma Müslümanların bayramıdır. Eğer dedi bayram Şeker Bayramı ya da Kurban Bayramı, bayramın dedi birinci günü, bayram namazının kırıldığı gün, cuma gününe denk gelmişse, bayram namazı, evet, evet. Bayram namazıdır, cuma namazıdır, cuma bir bayram kabul edilir. O iki namaz arasında, bayramın birinci günü, cuma gününe denk, evet, iki evet. bayram arasında işte seyir sıkıştırmayın, düğün sıkıştırmayın. Mevzusu bu dedi. Hani oradaki iki bayram arasını böyle açıklamıştı. Cuma olunca konu. İşte tabii Bedevi gelmiş Resulullah öyle bayramın birinci günü Cuma günü deyince Resulullah. Fakat bunu ötekiler çevirmişler. Ramazan'dan Kurban Bayramı arasına denk getirmişler. Allah'tan öyle olmuş. Yoksa Kurban'la Ramazan arası deseler daha uzun. Daha uzun olacak. Yani iki bayram arası derken Ramazan'dan efendim Kurban arasına düğün yapılmaza getirmişler. Evet. Ama şimdi tabii ki bunu bu hurafelerden temizlemek lazım. Evet. Biz hep söylediğimiz bir konu. Topluma yansıması zararlı olan, kötü olan şeylerden en başta insanımızı korumak ve dinin üzerindeki hurafeleri efendim boş olan İsrailiyatı temizlemek için söylediğimiz slogan şu. Steril İslam, steril Müslüman. Bu benim sloganımdır. Steril İslam, steril Müslüman. Evet. Bitti. Bunu bu sloganı bu insanlar anladım ulaştıktan abi. Sonra namazın mesela, namazın şartlarında da var bu. Hadesten taharet, necasetten taharet diye bunu sadece fiziki algılıyoruz. O da fiziki ama benim söylediğim bütünüyle evet. Steril İslam, steril Müslüman. Bu, hedef bu olması lazım. Evet. Yoksa hurafelerle, boş efendim ritüellerle din diye evet. insana zulmediyorlar. Evet. Vallahi biz bu konuyu televizyonda Hasbihal programı yapan Sait Özçakır hocamız ve konuklarına bırakalım. İlmi açıdan, İslami açıdan onlar biliyorsunuz din adamlarıyla, müftülerle, işte vaizlerle burada haftada bir gün program yapıyorlar. Orada bunları konuşuyoruz. Biz de sosyolojik açıdan etkisini evet. tepkisini söyledik. Evet. İçeriğini de anlattık ki anlaçılsın diye. Yani iyi bir bu cuma tebrikinin faydası yok, faydası az, zararı yok. Ama işte ritüel olmasın. Evet, iletişim için her fırsatı değerlendirmekte de fayda lazım. Var. Abi çok teşekkür ediyorum. Yine kuş bakışı güzel meseleler konuştuk. Önümüzdeki hafta olmayacağız. Onu buradan bildireyim. Ben il dışında olacağım abi. O yüzden önümüzdeki hafta yokuz. Bir sonraki hafta tekrar görüşmek görüşürüz. Hoşçakalın. İyi günler.